Yani bence çobanlık yap diyor yollarda. Kayacak bir şey yok ya, gel abi. Gel. Bakın buraya park ediyoruz ve geliyoruz. Evet, offroad'da başlıyoruz. Doğru Yollar'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Antalya Kaleiçi'nden bugün programımızı açıyoruz. Sizlerin alışık olmadığı, bizlerin de pek alışık olmadığı kolay bir yoldayız ama buradan Beydağlarına doğru çıkacağız. Ama önce rotamızı Ümit Işın'dan bir dinliyoruz. Merhaba, Zor Yollar'ın bugünkü bölümünde çok bilinen Antalya'nın hiç bilinmeyen taraflarına doğru gideceğiz. Beydağlarına adını veren Beydağ Yaylası'na çıkacağız. Tabii kar izin verdiği ölçüde. Daha sonra bölgede binlerce yıldır kullanılan ahşap tahıl ambarlarını göreceğiz. Ve ondan sonra yine bölgede yer alan ve bilinmeyen Trebenle Antik Kenti'ni gezerek günümüzü noktalayacağız. Beydağ Yaylası'na doğru gidiyoruz. Bayağı da az yolumuz kaldı. Şimdi antik Likya bölgesinin hemen komşusu Pisidya sınırındayız. Burada arkamda gördüğünüz çok enteresan bir yapı. Türkiye'de sadece Beydağlarında görülebilen bu bölgeye mahsus anıtsal arı kovanları. Niye anıtsal diyoruz? Çünkü gördüğünüz gibi mimariyeti çok farklı. Tabii işlevsel olarak kovanları hemen bu podyumun üzerinde yer alan kara kovanları ayılardan özellikle korumak için yapılmış ama bu kadar da anıtsal yapılmasına belki de gerek yoktu. Ama yaklaşık 3000 sene önce yine aynı bölgede sık sık gördüğümüz Likyalara ait anıt mezarlarla birebir mimarisi örtüşüyor bu yapıların. Şimdi arı kovanları dedik, belki merak ediyorsunuz, etrafta hiç ağaç bitki bir şey yok, yani bu arılar nereden bal alacaklar diye. Biz şimdi Mart ayındayız. Gerçi Mart ayının sonlarındayız ama 1700 metre yükseklikte olduğumuz için buraya henüz bahar gelmedi. Mayıs, Haziran ayı gibi buralar her taraf çiçeklerle donanacak. İşte o zaman hala günümüzde de köylüler kovanlarla bu yaylalara arı taşırlar ve buraların balı hakikaten çok güzel olur. Şu anda da Beydağlarının rakım kaç hocam burada? 1850 metrelerdeyiz. Nedir bu yaylanın adı? Beydağ Yaylası. Evet. Aha. Bu işte Antalya'dan baktığınız zaman çok uzun bir dağ sırası görünür Beydağları. Aha. Hatta sahil kısmı da Beydağları Sahil Milli Park olarak geçer. Aha. Oraya adını veren yayla burası, Beydağ Yaylası. Buranın suyu çok meşhurdur. Evet, bayağı zorlanıyoruz şu anda çünkü karlar erimiş. Zeminin olduğu gibi çamur. Arazimiz 4 çekerli arazi aracımız low'da devam ediyoruz. Bence ne durumdayız?
Burada işte zemin çok yumuşak. Tekerleklerin çamurunu boşaltarak çıkmaya çalışıyoruz. Yani tekerleğin çamurunu boşaltarak çıkmak nedir? Fazla devir çevirtiyoruz tekerleğimize. Yani normalde bilinenin aksine bir böyle teknik uyguluyoruz. Merkez kaşla çamur boşaltıyor lastik ve tutunuyor. Yeni açılan dişler, temizlenen dişler tutunuyor. Ve şu anda zaten geçtik o tetameli bölgeyi. İnsanlar Antalya'ya turistik amaçlı geliyorlar ama binlerce yıldır Antalya'da turizm yoktu. Hele hele 1950'lere kadar sahilde kimse oturmak bile istemiyordu. İşte Antalya'nın ve bu bölgenin bütün hayatı bu dağlarda ve yaylalarda geçiyordu. Çok değil 1980'lere kadar bile buraya Mayıs-Haziran aylarında geldiğiniz zaman binlerce kıl çadır görmek mümkündü. Tabii artık bu son derece azaldı. Belki kıl çadır yok denecek kadar az artık bu bölgede. İşte tam Beydağ Yaylası'nın doruklarındayız aşağı yukarı. Yalnız bir sevindirici haber var bu sene. Geçmiş yıllara göre Mart ayının neredeyse 20'si olmasına rağmen hala yoğun kar var buralarda. Bu da yazın susuzluk sıkıntısını fazla çekmeyeceğiz anlamına geliyor. Beydağ Yaylası bütün Antalya sahil beydağlarının ve esas beydağlarının tam merkezi konumunda olduğu için bir de buranın suyu çok meşhur olduğu için bütün bu sıra dağlara adını veriyor. Hava kapalı ne yazık ki size bütün dağ sırasını gösteremiyoruz. Ama tam arkamda Beydağları buradan aşağı yukarı 80 kilometre giderek Orta Torosların en yüksek sirvisi olan Kızlar Sirvisi'ne de son buluyor. Yani bu çobansa var ya, helal olsun demek lazım. Beydağlardaki karla mücadeleden sonra şimdi de Sinan Değirmeni'nde güneş açtı ve çok güzel bir hava var. Buranın özelliği su değirmeninin olması ve etrafımızda onlarca tahıl ambarının bulunması. Likya bölgesindeyiz. Zor yollarla Beydağ Yaylası'nı aşamadık ama tekrar geri dönmek zorunda kaldık. Şimdi çok uzun yıllardır kullanılan Sinan Değirmenleri'ndeyiz. Burada gördüğünüz ambarların hikayesi oldukça ilginç. Bu ambarlara bu mimari şekliyle ancak Likya bölgesinde rastlanabiliyor. Bunlar tamamen biraz önce gördüğümüz bugün arı kovanı gibi yine Likya kaya mezarları ve lahitlerinin birebir planlarıyla aynı. Zaten Likyalılar da kaya mezarlarını kendi ahşap ev mimarisinden taşa uyarlamışlar. Çok özgün bir mimari vardır ve bu özgün mimari tarzı biz bugün Likya lahitlerinde ve kaya mezarlarında görebiliyoruz. Likya kaya mezarları ve lahitleri 3000 sene önce Likyalıların ahşaptan yaptıkları evleri kayaya yansıtmalarından meydana gelmiş. İşte buradaki Likya bölgesinde kullanılan ambarlar da aynı mimariyi, birebir olacak şekilde aynı mimariyi günümüze kadar taşıyor. Anadolu'daki bu kültür zenginliğinin kesintisiz devam etmesinin
En güzel örneklerinden bir tanesi de bu ambarlar. Tıpkı bugün daha önce gördüğümüz arı kovanı gibi. Bu ambarlar sedir ağaçlarından yapılıyor. Bir zamanlar bu Toros Dağları'nın 1200 metre ve üzerindeki büyük alanlarda sedir ormanları kaplı. Ama çok değerli bir ağaç olduğu için binlerce kesile kesile bugün çok az kalmış durumda. Ama yine de dünyadaki en büyük sedir ormanları hala Türkiye'de ve bu bölgede. Sedir ağacı çok dayanıklı bir ağaç. Ağacın dayanıklılığını arttırmak için gördüğünüz gibi çivi kullanmadan birbirine geçme tekniğiyle yapılıyor bunlar. Ve altlarında taşlardan bir podyum oluşturularak hem altından hem üstünden sürekli hava sirkülasyonu sağlanıyor. Tabii bugün elektriğimiz, her şeyimiz var ama daha 20 yıl öncesine kadar bu bölgelerde elektrik yoktu. Dolayısıyla binlerce yıldır insanlar ürünlerini, ki özellikle bunlar da tahıl, arpa, mısır unu, elma gibi ürünlerini bütün yaz boyunca depolamak için kullanıyorlardı. Tabii bunların çok da enteresan bir adı var bölgede kullanılan. Sanki bugün yaşayan halk bunların bütün tarihinin izini bilirmiş gibi bunlara gavur ambarı adını veriyor. Ki o da bir şekilde bunların çok eski zamandan beri yapıldığının açık bir göstergesi. Zor yollarda bugünkü etabımızı biraz güç de olsa tamamladık. Biliyorsunuz Beydağ Yaylası'nda kar yolumuzu tıkadı. Ama oradan geri dönüp Sinan Değirmenleri'nde ve Trebenna Antik Kenti'ne ulaştık. Burası tam Likya-Pisidya sınırında ki Trebenna Antik Kenti henüz kazısı yapılmamış. Öyle olduğu için de çok fazla bilgimiz yok. Yazıtlardan adının Trebenna olduğunu ve Termesos kentinin sınırları içinde olduğunu biliyoruz. Çok tipik olarak tüm Pisidya kentleri gibi bir zirvenin başına yapılmış, tamamen koruma amaçlı ve mevcut kalıntılarından da oldukça gelişmiş bir kent olduğunu, özellikle milattan sonra 2. yüzyılda son derece gelişmiş olduğunu biliyoruz. Yine yazıtlarında bu bölgeye has, sadece bu bölgede görülen bir tanrı adı olan Trakandayı buluyoruz ki bu da Hititlerin Tarhun tanrısına eşdeğer olarak görülüyor. Dolayısıyla Trebenna kenti ve bu bölge oldukça önemli, bize arkeolojik bilgiler sunacak ileride kazılar tamamlandığı zaman. İşin pisi burada önümüze bir şey çıkmaz inşallah. Evet, bu saat değil. Hiç çekilmez vallahi. Likya bölgesinde arkamda gördüğünüz Olimpos Dağı'nda yaklaşık 3000 sene önce günümüzden Belleros isimli bir kahramanın efsanesi anlatılmaktadır. Bu Belleros bir av sahnesi sırasında yanlışlıkla kardeşini öldürür ve kardeş katili anlamına gelen Bellerophontes adını takarlar. İşte yaşadığı Girit ülkesinde bu utançla yaşayamayan Bellerophontes kalkar,
kardeş tarafından Likya'ya gönderilir ve gelirken de yanına bir mektup verilir. Bu mektubu Likya kralına vermesi ve kesinlikle açmaması istenmektedir. Mektupta Belerofontes'in öldürülmesini istemektedir kral. Ancak Likya kralı, Likya geleneklerine göre Belerofontes'i 7 gün 7 gece misafir ettikten sonra mektubu açar ve kendisine mektupta yazılanı olduğu gibi söyleyip, "Biz Likyalılar, bize misafir gelmiş insanları öldüremeyiz. Ancak kral kardeşim senin öldürülmeni istiyor. Ama ben sana bir görev vereceğim ve bu görevleri başarabilirsen Likya kahramanı olacaksın. Ama bu görevleri başarman imkansız." İşte bu görevlerden bir tanesi şu anda bulunduğumuz Olimpos Dağı ve hemen yanında bulunan, bugünkü adıyla Yanartaş olan Antik Kimayra ile ilgili. İnanışa göre burada Kimayra adında büyük bir canavar yaşamaktadır. Ağzından alevler püskürtmektedir ve yanına yaklaşan herkesi öldürmektedir. Belerofontes'in zor görevlerinden bir tanesi bu Kimayra'nın öldürülmesidir. Belerofontes yarı tanrıdır. Annesi Hera'ya giderek kendisine tanrıların giydiği zırhlardan ve silahlardan ister. Annesi demirci tanrı Hephaistos'a oğlu Belerofontes için silahlar yapmasını buyurur ve kendisine bir de uçan at Pegasus'u verir. Belerofontes, uçan at Pegasus'un üstünde tanrıların kuşandığı zırhlar ve silahlarla Likya bölgesine gelerek Kimayra ile büyük bir kavgaya tutuşur ve Kimayra'yı öldürerek yerin 7 kat altına gömer. Biz zor yollarda Yanartaş'a gitmedik ama Yanartaş'ı oldukça uzaktan gören bir mesafeden buraya bakmak istedik ve bu hikayeyi burada anlatmak istedik. Belerofontes'e sonra ne olur? Tabii bu antik efsanelerin hemen hepsinde çıkarılacak bir ders vardır. Belerofontes başardığı görevlerden sonra o kadar böbürlenir ki kendini diğer Olimpos tanrılarının yanında ve Olimpos dağında yaşaması gerektiğine inanır. İşte buna duyan ve çok kızan Zeus Belerofontes'e bir at sineği gönderir. Belerofontes, Pegasus'un üzerinde uçarak giderken bu at sineği Pegasus'u ısırınca hayvan silkinir ve Belerofontes efsaneye göre yine 7 gün 7 gece yere düşer ama yarı tanrı olduğu için ölmez ve hayatının geri kalan kısmını bir Likya kahramanı değil de bir topal dilenci olarak geçirir. Gidelim, bize o uç sahilinde yüksek yoldan, bak şu ara var ya, tamam. Buradan bir yerden görürüz. Burada beni görürsünüz. Sahile bağlayalım. Şuradan yolda mı çıkıyor, ne çıkıyor? Cihazları gideceğiz böyle. Aa, burada da iyi açılış olur bak. Ben batabilirim ha burada. Batmaz. Yok, şöyle git batmasın lan sen. Çok o tarafa da yetişiyordur. Devam et abi, devam et. Çakıl var burada, çakıl orada. Aldın mı şey? Dörtte misin? Yavaş gömülürsün, gömülürsün. Öyle yap, gömülürsün. Burada baktın ki kumda gidemiyorsun, ilerleyemiyorsun, hiç zorlamayacaksın. Hemen orada duracaksın. Bir de bir kum engelini falan geçerken baştan gözüne bir vites kestireceksin. O vitesi takacaksın ve o viteste gideceksin. Kumla vites değiştirmek çok zordur. Hemen araba gömülür. Burada 3'ten 2'ye aldın. 3 çekmedi tabii. 2 ile girmen lazımdı. Birdenbire tekerleklerin dönüşü arttı ve kendini gömdü. Böyle bir durumda kurtulmanın 2 yolu var. Birincisi, bir arkadaş aracınız varsa onu vinçle geri alırsınız, şu anda bizim yaptığımız gibi. Ya da şuradaki kum paletlerimizi altını kazıp, kum paletlerimizi altına koyup tekrar deneyebiliriz. Yani ikinci araç yoksa tabii. Tabii ikinci araç yoksa. Bir de şöyle bir şey var. Kumda daha iyi ilerleyebilmek için kim ne derse desin, lastik havalarının
indirmek gerekir. Yani uzun müddet kumda gideceksen lastik havalarını 8-10 PC'ye kadar... Nedeni de palet haline soktu. Tabii. Yerle temas yüzeyini arttırmak ve kuma altına hapsetmek için. Sen yine arabaya bineceksin. Geri geri çok hafif. Patenaj atmadan. Patenaj attığın müddetçe gömülecektir. Vince binen yük artacaktır. Yürümekle yürümemek arasında vince yardım edeceksin. Tamam. Çok hızlı başarı. Zor yollardaki mücadelemize burada mola veriyoruz. Gelecek programlarımızda yeni zor yollarda ve yeni yerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.